Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Beyti, Beytullahi hac etmek, yani ziyaret etmek bütün insanlar üzerindeki hakkıdır. Allah'ın hakkıdır. Ne demek? Neden acaba? İstisna yapmadan bütün kullarını davet ediyor. Davet ediyorsa orada onlara bir şey verecek. Orada onlara iman verecek. Yani Yahudi olsun, Hristiyan olsun, müşrik olsun herkesi davet ediyor. Bu durumda herkes davetlidir. Kimse Müslümanlardan başka kimse buraya giremez diyemez. Peki bu seneden sonra müşrikler oraya girmesin demek ne demekti? Onlar oraya girmekle oraya hakim olmaya çalışıyorlardı. Orada hükmetmeye çalışıyorlardı. Hatta iman edenlere mani olmaya çalışıyorlardı. Burası bize ait diyorlardı. Orası onlara ait değil. Orası müminlere aittir. Onu oradan ayırmak lazım. Yoksa iş hac etmeye gelince, yarat etmeye gelince herkes davetlidir. Yahudi de, Hristiyan da, Mecusi de, putperestse Allah davet ediyor. Gelin. Çünkü orada 70'e yakın peygamber yatıyor orada. Hem de bizim o tavaf ettiğimiz yerde. Hazreti İsmail annesi orada zaten yatıyor hemen şeyin karşısında. Hicri İsmail'in hemen yanında. Mezarlar altta. Orada nasıl bir rahmet tecelli ediyor, muhabbet tecellidir. Nasıl bir tecelli var kimse bilemez. Elbette ki Allah'a iman etmeyen hiç kimse yoktur. Allah bütün kullarından söz almış. Yani burada Hristiyan, Yahudi, Mecusi veya Müşrik bir aileden gelmiş, dini öyle öğrenmiş ama onun her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. İslam'dır o, Müslüman'dır o. Rabbine söz vermiştir. Orada ona, Rabbi ona hatırlatır. Verdiği sözü hatırlatır. Verdiği sözü ona tattırır. Onun için bütün kullarını davet ediyor. Gel diyor, gel kendine gelirsin. Aklın başına gelir tabiri caizse. Kim olduğunu Allah sana hatırlatır. Allah hatırlatıyor ama bir de böyle özel muamelesi vardır. Kul her anda huzurdadır değil mi öyle? Ama bir de namaza dur huzuruma gel dedi. Zaten huzurdasın ama bir de kulun kendi çabasıyla, gayretiyle huzura gitmeyi tercih etmesi vardır. Evet Allah davet ediyor. Her daveti her bir kuruna ayrım yapmaksızın. Öbür ayet ise o böyle kendini Kabe'ye sahip zannedenler, böyle müminlere, Müslümanlara hükmetmeye çalışanlar, o ana kadar öyleydi. Bundan sonra böyle dedi. Bundan sonra Kabe müminlere, Müslümanlara ait kirli, pis olanlar böyle gelip orada Allah'ın emrettiğinin dışında bir takım hareketler yapıp tabi bir de Kabe'yi çıplak tavaf etmek şeyleri vardır. Allah onun bir daha böyle bir şey yoktur dedi.